Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben de iyiyim. Neredeyiz şu an? Neredeyiz arkadaşlar? Bulgaristan Vidin'deyiz. Akşam geçmiştik buraya. Şu an saatlerimiz 8.30. Buranın saatiyle Türkiye saati aynı. Şu an saatlerimiz 8.30. Dışarı ineceğim. Bir elimi yüzümü yıkayacağım. Şu an perdelerim kapalı. Şu an akşam çok kalabalıktı. Dışarıdaki atmosferi şu an ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. İlk önce şu perdelerimi bir açayım. Ondan sonra hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir aşağı ineyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Ümit gelmişti. Ümit'le Macaristan'da ayrılmıştık. O gümrük yaptırdı. Bana yetişti. Şu an dışarıda. Beraber çıkacağız herhalde gene. Perdelerimizi açalım beraber. Cama bak lan. Cam bu ne kadar kirli ya. Camı da sileyim ya. Karşı taraf Türkiye'den Romanya Bulgaristan'dan Romanya'ya gireceklerin sırası. Ümit de akşam gelince bir araba gerime yatmış arkadaşlar, bak şurada. Şurası Vidin gişeler. Gişeleri geçince hemen Romanya. Şu karşı taraf Türkiye'den gelen araçların istikameti. Burası da yorulanlar, takosu bitenler, yola gitmek istemeyenler bu kenarda yatabiliyor. Akşam ben de takom bitmişti. 10 saat 3 dakika kullandım. 3 dakikada takoyu deldim arkadaşlar. Takom şu an bozuk. Şurada bir elim yüzümü yıkayayım. Bir de gidelim de şu Ümit'e bir selam verelim. Kanka tırlar mı sayıyorsun? Türkiye'ye geçen tırlar mı sayıyorsun? Aynen. Neyse, günaydın, günaydın. Takon tamam mı? Beraber çıkabileceğiz mi? İnşallah, inşallah. Benim bir tamam. Şimdi ben video çekeceğim de ön camım çok kirli. Camı bir sileyim, ondan sonra çıkalım. Evet. Sabah elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonraki ilk işimiz arabamızın elini yüzünü yıkamak. Meslektaşımız da şu an Türkiye'ye girmiş vaziyette. Şu anda
Abi hazırlıkları yap 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 yap. Bir. Şuradan nasıl geçeceğiz baksana. Adam yaktı mı acaba ya? Akşam buraya 10 saat 3 dakikada geldim arkadaşlar da. Takoyu da deldim. 3 dakika. İnşallah polis moris durdurmaz. Ümit de bekliyor burada beni. Hadi kanka gel bakalım. Az yavaşlayayım da bana yetişsin ya. Şimdi arkadaşlar bu gümrüğünü Macaristan'da yaptı. Ben Bulgaristan'da yapıyorum gümrüğümü. Bak bu yaptı peşime yetişti biliyor musun? Şimdi burada bir rivayete göre bir gümrük yapmak 3-4 gün sürüyormuş. Rivayet demeyelim de yani bir söyleyişe göre 3-4 günü geçiyormuş burada. Bilmiyorum ne yapacağız bakalım. Ben de şu an bir yandan telsizle dinliyorum ki bu önümde çarşıların olma ihtimali yüksek. Şu an tam Tuna Nehri'nin üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Romanya ile Bulgaristan'ı bu köprü ayırıyor. Şu an Romanya'daydık. Kapı o taraftaydı ama. Şu araç kameramızı da açmadık ya. Açsaydık keşke. Telsizden şimdi önümdeki yol bilgisi öğrendim de arkadaşlar benim bu şey temizmiş. Benim önüm temizmiş. Şimdi gönül rahatlığıyla gidiyorum. Ama şöyle bir şey var. Burada navigasyonu açmadım. Çünkü her an nereden gideceğimiz belli olmuyor. Şimdi biz örnek veriyorum. Şu A köyden gideceğiz diyoruz. Gidince oraya kaçırıyoruz. Başlıyoruz B köyüne. Oradan da gidiliyor. Onun için şeyi açmadım. Navigasyonu açmadım. Bakalım şimdi ilk hedef önümüzde bir Montana köyü var. 180 kilometre mi ne? O köyü takip etmek şu an. Şu önümüzde şurada bir yerde BAG noktası vardı. Ama orası temizmiş. Ümit yapıştır peşime. Bunları geçmemiz lazım. Abi yola da sığmıyorlar ya. Bir de paletliler ya bu hala.
Ümit hadi göreyim seni aynadan. Ümit geliyor. Arkadaşlar bugün yollar da kalabalık. Polis, trafik kalabalığı da var. Polis de var. Bugün Bulgaristan'da bu trafik konusunda, polis konusunda yani BAG konusunda olağanüstü bir durum var. Hep de Türk arabalarına. Valla. Ey Allah. Ümit hadi. Diyeceğim o ki vallahi her taraf polis. Takı kontrol de yapmıyorlar da şey arkadaşlar. Mülteci kontrolü yapıyorlar. Neredeydi? Bir iki gün önce şeyde Macaristan'da mıydı? Macaristan'da 17-18 tane mülteci yakalamışlar bizim Türk arabasında. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bu arada telsizde dinliyorum arkadaşlar. Arkadaşımızın bir tanesi diyor ki arkadaşlar diyor, telsize yeni katıldım. İlk Almanya seferimi tamamlayacağım diyor. Yardımcı olursanız sevinirim diyor. Ben de hayırlı uğurlu olsun kardeşim dedim. Biz de o yollardan geçtik. Arkadaşlar yolu karıştırmıştım ama çok şükür buldum ya. Şimdi bir de burada bir yerde bizim bir Türk arabası kaza yapmış arkadaşlar. Şurada ileride bir şey var. Bir trafik var. Bak şurada bir yoğunluk var. Şuraya mı dursaydım acaba ya? Burada bir yerde şey yapacağız. Bir mola yapacağız. Saatimiz de doldu. Ben bir mola vereceğim arkadaşlar. Şurada bir mola yapacağız şimdi arkadaşlar. Biz indik, çayımızı falan koyduk arkadaşlar. Öyle de. Burada da yol arkadaşım var. Şu ileride bir tane Türk türü kaza yapmıştı arkadaşlar. Şu an bu onun yoğunluğu. İnşallah meslektaşımızda bir şey yoktur. Şu anda bilgimiz yok ama ileriye gittiğimizde haberdar oluruz inşallah. Kahvaltı yaparken arkadaşlar bir tane arkadaşımız geldi, meslektaşımız. Hemşerim de ya. Meslektaşımız geldi. İşte çay kahvaltı yaparken, sohbet muhabbet ederken az daha, iki adım daha geçseydik akraba çıkacaktık neredeyse. Öyle çıktı valla. Selamun aleyküm. Yakın köylüm kendisi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar.
şeyi göremiyorum ya. Arkadan gelen var mı? Şuradan gitsem. Çok güzel kahvaltı yaptık ya. Bir de Bülent diye bir arkadaşla tanıştık. Az daha otursaydık, çay içtik yani. Allah'tan yemek yeseydik aklıma çıkacaktık. Buradaki kaza da dün akşam olmuş arkadaşlar. Çok şükür meslektaşımızla, arkadaşımızla bir problem, sıkıntı yokmuş. Yandık be. Biraz önce buraya gelirken arkadaşlar yanlış yola girdik gene ya. Tamam, tırlar giriyormuş, yol tırlara uygundu ama ben gene bir yanlış yola girdim. Allah'tan bir polise morise birisine yakalanmadan, takılmadan çıktık oradan ya. Ama kestirme bir yol oldu, biliyor musun? Döne geçti arkadaşlar. Ben bir 25 kilometre sonra Işıklı Park'a uğrayacağım. Oradan tır karnesi alacağım. Ondan sonra Silivrigrad'a gideceğim ben. Ama Ümit direkt devam edecek. Ümit gümrüğünü yaptırdı. Benim daha gümrük işi var şu an. Bu akşam orada kalırız da. İnşallah yarın çıkarız ya. Saatimiz 4. Silivrigrad'ı daha çok gerçi. Işıklı Park'a 1 kilometre kadar filan kaldı. Oradan şu evrağımızı alalım da Silivrigrad'da. Arkadaşlar inşallah işimiz yarın öğlene doğru filan biter de buralarda fazla kalmayız ya. Çünkü hani son zamanlarda değişen bir prosedür var. Bilmem bir kod mu lazımmış, euro numarası mı lazımmış, bir şey lazımmış. Ama telsizden oradan çıkan arkadaşlara sordum da hani bir problem mi var, sıkıntı mı var dedi. Yok dedi, evrakların tamamsa hiçbir problem yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar biraz da söyleme sahip tuvaletime sıkıştım ya. Nerede bunların yeriydi ya? Şuraydı ya.
Şurayı nereden geçeceğiz? Işıklı'ya da geldik. Çok şükür evrağımızı da aldık arkadaşlar. Şu an kalkış için hazırlanıyoruz da. Tam da çıkışta polis var. İnşallah durdurmaz diye temenni ediyoruz. Durdursa da durdururuz. Fazla bir eksiğimiz yok. Takomuz bir 3 dakika delik. Bakalım çıkıyoruz yola. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. Burada mikrofonum kapalı kalmış arkadaşlar. Sonradan videoyu izlediğimde gördüm ben. Ama her şerde vardır bir hayır. İyi ki de kapalı kalmış. Şu an bir açıklamada bulunacağım size. Şu an biz yola çıktık gidiyoruz değil mi? İzleyen arkadaşlarım, sizin için hiçbir sıkıntı, problem yok. Bir terslik yok. Değil mi? Şu an gidiyoruz. Şurada ileride polis de var. Polisi de geçelim. İşte bir terslik var. Onu anlatacağım. Yerde çok bozuktu. Araba çok takır tukur yapıyordu. İyi ki de mikrofon kapalı kalmış ya. Vallahi. Bak tam şurada solda görünecek mi? Arabanın arkasında polis. Ha, şuradan bir ara göründü. Ama sıcağı hiç gelecek hali yok. Orası gölge ya. Keyfi yerinde. Biz şuradan çıkıp yavaş yavaş gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz arkadaşlar? Biz şu an ters istikamete gidiyoruz. Geri Sofya'ya gidiyoruz. Sofya'ya gidiyoruz şu an. Ben çünkü karşıdan köprünün üstünden geçtim bu tarafa Işıklı Park'a. İşimi de hallettikten sonra aynen köprünün üstünden geri karşıya geçip soldan ağrı aynı yola bağlanmam lazımdı. Ama bağlanmadım. Arkadaşlar çok yakın bir çevremden yaptığım işi çok hafife alan bir konuşma yaptım bugün. Yani bir telefon görüşmesi yaptım. Beni çok düşünmeye sevk etti. Biraz da canımı sıktı açıkçası. Biraz ona daldım. Biraz kafayı ona yordum herhalde. Ters gidiyoruz şu an. Hava karardı ama biz hala Sivrimgrat'a gelemedik. Takomuz da yetmedi. 9 saatimizi kullandık. Şu an 15 dakika daha kullandık. 10 saate uzatıyorum. Buraya baktım. 44 dakikam kalmış. Telgraf bana bugün, dün uzatmıştım 1 saat. Bugün daha 1 saat uzatmama müsaade veriyor. Bir sıkıntılı bir problem oldu. Geride de arkadaşlar. Şu an hani diyor ya, moralim 0-0-0 diyor ya. Tabi benimki öyle değil de. Biraz ona yakın bir şey. Hani şu an anlatmak için kendimi pek böyle şeyde bulmuyorum, sorunla bulmuyorum. Yarın anlatırım inşallah. Bugün Sivrimgrat'a gideceğim. 57 kilometre var. 57 kilometre var. 43 dakikam var. Varırım büyük ihtimal. Orada müsait bir yerde yatacağım. Müsait bir yerde derken Gümrük Parkı var. Orada yatacağım. Yarın görüşürüz. Orada anlatırım inşallah arkadaşlar. Hadi hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Günaydın arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayırlı uğurlu olsun inşallah arkadaşlar. Akşam buraya geç saatte geldim. Takımın bitmesine son 2 dakika vardı. Onu da gene arka sokaktan gelmişim. Şurada tam bir çıkma sokağa geldim kaldım arkadaşlar. O da Allah'tan gümrüğe yakındım da. Şimdi pauzem de dolmak üzere. 11 saat pauzem dolmak üzere. Hem arabayı geri yerine alacağım. Bu tarafa parka alacağım. Ortada bir kahvaltı mahvaltı derken biraz zaman geçireceğiz. Benim bu tarafta olmam lazımdı.
Geldik tam buradayız şimdi var ya. Tam 2 dakika kala da Takomun dolmasına 2 dakika kala geldim burada durdum. Neyse sabaha kadar yattım burada. Şimdi bu tarafta parklar var. Parklar alacağım şeyi arabamı. Takoyu bugün başlatmış olduk. Akşam doğru yere dursaydım ne zaman marş yaparsak o zaman takomuz başlayacaktı. Önümüzde sağlam bir 9 saatimiz olacaktı. Arkadaşlar orada banyo var, su var, tuvalet var. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Ağzına kadar dolu demlik bir de çay yapacağım. Ama muhtemelen videomu da burada bitireceğim. Akşam bu göbekten sola döndüm. Halbuki buradan dönmem gerekiyordu. Vermiyorum.
vardı arkadaşlar. Burada gömrüğümüzü yaptırdıktan sonra oradan 500 metre 1 kilometre ilerisi zaten Kapıkule Türkiye. Burada gömrüğümüzü yaptırıyoruz. Artık bugün mü biter, yarın mı biter bilemiyorum. Bugün ayın 13'ü. Türkiye'ye gireceğim ama büyük bir ihtimal daha Avrupa'ya gelmeyeceğim. Şöyle yani Avrupa'ya gelmeyeceğim. Hani oğlumun şeyi var ya, eğlencesi var ya. Çünkü bir sefer daha gelirsem eğlenceye yetişemeyeceğim. Bakalım Türkiye için mi çalışırım? Azerbaycan mı yaparım? Tam olarak bilmiyorum. Ona İstanbul'a gidince karar vereceğiz. Bu videomu burada bitiriyorum. İzleyen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.